Evet, hazırız. Herkese merhaba. Ben avukat Gizem Ulaş Efe. Bugün burada bulunmamızın sebebi Bites Coin'e yapılacak olan kapasite artırımı için Bites otelcilerinin ve esnafının yaşam çığlığını duyurmak için burada toplandık. Her geçen gün fazlalaşan nüfusumuz, yetişmeyen altyapımız sonucunda elimizde kalan son ve en değerli varlığımız Bites koyumuzda geri dönülemez bir şekilde kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Her geçen yıl kapasitesi artırılarak Bites koyu gibi kapalı bir koyun kaldırabileceği sınırları aşarak zaten geçen yıl yapılan 4 ponton ilavesiyle çoktan sınırları aşmış olan bu Bites yat limanına bu yıl 6 ponton ilave daha edilerek büyütülüp toplamda 450 tekne bağlama kapasitesine ulaştırılmaya çalışılmaktadır. Tekne bağlanmasını sağlayacak bu gelişme yerine önce var olan kısmın iyileştirilmesi, oradaki teknelerin ihtiyaçlarının karşılanarak limanın koya ve doğal yaşama vereceği zararın önlenmek için çalışılması bu bodrumumuza ve yerel yönetimimize en çok yakışan iş olacaktır. Belediye tarafından bir proje yapılırken projede kamu yararı olması, proje kapsamında koruma ve kullanma dengesi gözetilerek bütüncül bir yaklaşım olmasına ihtiyaç vardır. Hiçbir plan, projesi olmayan, yetkili mercilerden dahi izin alınmadan yapılan ve sadece tekne bağlama kapasitesini artırılmasını sağlayacak bu genişleme yerine önce var olan kısmın iyileştirilmesi, oradaki teknelerin ihtiyaçlarının giderilmesi gerekmektedir. Kapasite artırımı ayrıca doğal sit bölgesi olan bu bölgede 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarının korunması yasasına da aykırıdır. Teşekkür ederiz. Tekne kapasitesinin artırılması turizmciler açısından nasıl bir sıkıntı doğuruyor? Bölgede yaşanan sıkıntılar nedir? Şöyle ki Bites maalesef devir daimi az olan bir koy. Dolayısıyla daha fazla tekne bağlanması, daha fazla atıklarının bırakılması, doğal hayatı daha da sirkülasyonun azalarak bu denizin pislenmesi anlamına geliyor maalesef ki. Evet. Bununla ilgili belediye nezdinde herhangi bir girişimde bulundunuz mu veya daha önce bulundunuz mu? Cevap aldınız mı belediyeden? Evet. Evet, ben Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz. Bu çağrıyı da duyduk ve Bodrum Otelciler Derneği olarak geldik. Ve ilgili kurumlarla yatışmaları başlıyoruz bugünden itibaren. Ve şu anda elinde tuttuğu mühürle beraber. Bu mührün anlamı ne biliyor musunuz? Yani Bodrum Otelciler Derneği'nin mührü. Bu mührü de belediye başkanlığa geçti, meclis üyeleri de geçti zamanında bu mühürle. Ve nereden geldikleri o zaman bu mührü görecekler. Ben şunu söylemek istiyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Çevre Bakanlığı'na yazışmaları bugünden itibaren başlıyoruz. Otelcilerin yanında olmak için hep beraber mücadele edeceğiz. Geçmişte yaşanan çevre ve deniz kirliliği nedeniyle yaşanan tur iptalleri falan oldu mu? Yani turizm acentelerinin şikayeti oldu mu bu konuda? Var. Evet, en iyisi aslında buranın yaşayan Engin Bey aslında bu konuyu da daha sağlıklı şekilde söyleyecektir. Buyurun Engin abi. Koyun sirkülasyonu hep aynı yönde olur. Burada esen hakim rüzgar hep kuzey ve kuzeybatıdan gelen rüzgardır. Ve bu da her seferinde limana doğru esip buradaki koyun içerisinde sıkışan bir su sirkülasyonumuz var. Koyraz olduğunda sahiller temizlenir ve bunlar şu anki limanın içerisinde birikip dışarıya çıkamaz hale geliyor. Bunun önüne de şu anda bir mendirek yapılırsa limanın içerisindeki sirkülasyon %60 etkilenecektir. Bunun için biz Otelciler Derneği vasıtasıyla da 9 Eylül Üniversitesi'nden
veya daha yetkili bir yerlerden bir rapor alıp bunun ne derece zarar vereceğini ayrıca bildireceğiz. Ama şu anki durumda yazın sakin havalarda esmeyen rüzgarda zaten buradaki su ölüyor. Çok derin olmadığı için o sıcaktan kötü etkilenen denizi bir daha toparlayamayacağız. Ancak bu sirkülasyon önünü de kesersek burada artı tabii hiçbirimizin burada karadan da denizin kirletilmesiyle denizden de denizin kirletilmesi burada bir sürü yazın bağlayan tekneler de oluyor. Hepimize zarar veriyor. Yani ben de burada aşağı yukarı 40 senedir tekne kullanan bir insan olarak önce teknecileri de tabii bu işin içine katıp çünkü hepimiz bindiğimiz dalı kesersek ticari olarak da teknemiz olmayacak bundan sonra ve buradaki otellere de tabii çok büyük zarar verecek. Burada bir iskeleye ihtiyaç var mı peki temelde baktığınızda? İskeleye her zaman ihtiyaç var. Nasıl ihtiyaç var? Bütün İstanbul buraya teknesini bağlamaya geliyor. Buradaki ihtiyaç Bodrum'daki 7-8 metre teknesi olan arkadaşların ihtiyacı değil. Onlara da zaten dönük bir şey yapılmıyor. Bodrum'da ikametgahı da olmayan, İstanbul'dan senede 15 gün buraya tatile gelmiş olan adamların milyarlık milyonluk teknelerine yer açmaya uğraşıyoruz. Neye karşılık? Burada milyonlarca yatırım yapmış olan otelcilerin yatırımlarına karşılık. Bitez'deki kıyıdaki turistik tesis kapasitesi nedir? Kısaca ona kaç otel vardır, kaç yatak vardır? Vallahi onu kesin olarak ben bilmiyorum. Yalan bir şey söylemeyeyim. Şu an 56 tane tesis bulunmakta efendim. Yatak kapasitesi de ortalama da 3800 yatak üzerinde seyretmektedir. Evet. Teşekkürler. Hüsnü abi, yerel dengelerin bozulması da önemli. Çünkü misafirler artık denize girmek istemeyecek. Abi böyle bu tarafa doğru gel abi. Gel. Şimdi gel ben abi. Ben bir turizmci, otelci olarak 37 senedir bu işletmedeyim. Evet. Yani işletme sahibiyim. Şimdi biz buraya yaparken, yapılırken burası günlük gezi tekneleri 5-6 tekne diye yapıldı. Ondan sonra bu her gelişte gidişte büyütüldü bu alayı. Ve burası kaçaktır. Birinci alan sit bölgedir bu yer. Hepsi kanunsuzdur ve her gelen belediye baş geçer sene Ahmet Aras söz verdi yapmayacağız abi bir daha dedi. Yine büyüyor diyorlar iskeleyi. Şu anda 380 tekne var. Bir 20-30 tekne demişler gitmişler başkana böyle. Böyle bir şey yok. En az bora bağlandığı zaman tekne 100-200'den daha büyüme pontonu, 6 ponton demek 200 tekne demek. Yani biz buna bütün otelciler karşı biz bu otelleri alıp bir yere taşıyamayız. Başka bir tekne gider ama biz burada kalır. Ve acentelerin şikayeti var. Lodos estiği zaman plaja bütün pislik geliyor. Yani yağ ve pislik plajda. Yani bunu duyan arkadaşlar da şimdi müşteriler de kızacak ama biliyorlar bize soruyorlar nereden geliyor bu diye. Bunun durdurulması lazım. Yani başkana da buradan söyleyeyim. Yani bunu durdursun. Buna o dedi ki dik duracağız. Böyle dik durma değil. Böyle dik durma olmaz. Dik duracaksa bu işte dik duracaksa yani bunu yaptırmayacak burada hiçbirisi. Bir de bu atık konusunda denetim nasıl? Mavi kart uygulaması var mı kadarıyla? Yok, eskiden mavi kart vardı. O da şu anda bilmiyorum ne durumda. Böyle bir durum var şimdi burada. Yani şunu var ki biz de teknecilerinde yani karşı değiliz. Sadece dengeli. Bütün her tarafında da eşit bir şekilde buradaki çevre duyarlı hale getirmemiz gerekiyor. Yani kısa vadede böyle kapasite arttırarak değil aslında. Bodrum Yarımadası'nda herhangi bir yerde, uygun bir yerde 1000 tekne de olabilir, 2000 tekne de olabilir. Yeter ki ama böyle parça parça, sadece bir tek değil. Ortakent'te öyle, Gümbet'te de öyle, Bitez'de de öyle. Yani başka başka yerlerde böyle kapasite arttırmak yerine bütüncül olarak bir plan yaparak Bodrum Yarımadası'nda çevre zarar vermemek şartıyla güzel bir liman yapılabilir aslında. Ya böyle bir Tamer Başkan'la görüştünüz mü? Evet, görüştük aynı şekilde. Şu andaki yazışmada her şey yapılı olsun. Havada kalmasın gibi orası. Meclis üyelerle de görüşme halindeyiz. Onlar da sağduyulu davranıyorlar. Bizi de anlıyorlar. Zaten ya biz bir şey kötü bir şey yapmıyoruz. Tekrar söylüyorum. Biz Bitez, Bodrum bunlar gerçekten önemli bir yere sahip. Lütfen bize burada anlayış gösterin. Teşekkür ederim. Olayın diğer
Eğer vatandaşısınız, hem belediye tarafından şöyle alalım sizi. Diğer tarafa rica edelim. Belediye meclisiyesiniz, bir tarafınız belediye ayağı, bir tarafınız burada işletmecisiniz ve deniz insanısınız. Evet, sizin değerlendirmenizi alalım mı? Şöyle söyleyeyim, evet. Belediyede olduğum kadar burada da bir işletme sahibi olduğum için bir denge gözetilmesi gerekiyor. Fakat bu denge doğru olan neyse o tarafta gözetilecek. Ben başkanımızla da bu konuyla ilgili görüşmeler yaptım. Şu anda Tayyar Bey biliyorsunuz Gıda AŞ'den sorumlu meclis üyemiz. Tayyar Bey'le de her gün görüşmeler yapıyorum. Levent Bey'le de Gıda AŞ Genel Müdürümüz görüşmeler yapıyorum. Eğer burada bir limanı korumak maksatlı, limandaki tekneleri korumak maksatlı tek bir imalat yapılacak ve bu bununla kısıtlı kalacak. Bundan sonra da gelecek yıllarda, gelecek dönemlerde bir artış yapılmayacaksa, bunun taahhütünü aldığımız takdirde tekneleri korumak maksatlı bu yapı doğru olabilir. Fakat 20-22 tekneyle sınırlı kalmalı. Buradaki tekne bağlama hakkı, madem burada belediyenin bir marinası var, öncelikli olarak Bitez'de ikamet eden kişilerin teknesini bağlama hakkı olmalı. Ucuz diye belediye marinasına tekne bağlamaktansa aynı rakamlar olsun. Eğer dışarıdan birisi teknesini bağlıyorsa Bodrum Marina'da, efendime söyleyeyim, Turgut Reis Marina'daki rakamlar neyse benzer rakamlar olsun. Ucuz diye buraya gelmesin insanlar. Gerçekten Bitez'de yaşayan, kendi önündeki emekliliğini geçireceği teknesini bağlamak isteyen vatandaşlar varsa onlar gelsin, daha uygun rakamlarla teknesini bağlayabilsinler. Çünkü liman bir ihtiyaç ama turizm bir mecburiyet. Ve bizim turizmi daha ileriki yıllarda daha iyi bir yere getirebilmemiz için denizimizi korumamız lazım. Benim çocukluğumda girdiğim denizin temizliği ile şu anda bir olmadığını herkes biliyor. Dolayısıyla abimin söylediği gibi gerekli ölçümleri üniversiteler yapsın, bu rakamları ortaya çıkarsın. Eğer ki bir teknenin dahi bağlanması deniz açısından ciddi bir problem yaratacaksa sadece limanı koruyacak mendirek yapılsın. O da sirkülasyonu engellemeyecek bir şekilde. Hatta gerekiyorsa uzun vadede bu limandaki tekne sayısının düşürülmesi sağlansın. Ama rakamlar ortaya çıktığında eğer denizin temizliğine ciddi bir yük yaratmıyorsa belki bir 20 teknelik artış daha düşünülebilir. Fakat bundan sonraki yıllarda bir tekne daha artış talebi gelirse bizzat meclis üyesi olarak, daha sonraki dönemlerde de gene Bitez'de işletmesi olan Hüseyin Cem Köylü olarak ben bunun karşısında dururum. Şu anda da onu söyledim. Önce bizim limanımızın atık alımıyla ilgili dört dörtlük bir yapıda olması lazım. Yani iki haftada bir uğrayan mavi kartla atık alan tekneyle bu iş yürümüyor. Bir vidanjör gerekiyorsa ya da bir sabit atık alım alanı gerekiyorsa bunların düzgünce kurulması lazım limana. Tekneler atıklarını akşam saatinde denize basmak yerine buraya basmalı ve bunun takibi sağlanmalı. Limanın içindeki teknelerin, madem burada 300'ün üzerinde tekne var, normal burada bulunan teknelerin ihtiyacını karşılayacak tuvalet, duş gibi alanlar zaten hali hazırda sağlanmalı ki daha sonra bir kapasite artışı yapılabilsin. Biz önce limanı koruyacak gerekiyorsa işlemleri yapalım. Kapasite artışından önce mevcut kapasiteyi sağlıklı şekilde idame ettirebilecek altyapıları yapalım. Ondan sonra bu kapasite artışlarını gündeme getirelim diye düşünüyorum. Ben bu limanın mendirek yapılmasına karşıyım. Burada bir sürü otelcilerin imzası var. Aşağı yukarı 50-63 tane yakın imza toplandı bu halktan veya buradan. Buraya bir tane daha çivi çakılmaması lazım. Gidip de başkana yanlış söyleyip de bunu mendirek, bura mendirek olmaz. Bura mendirek olursa 200 tekne daha gelecek, üstüne bağlanacak. Evet. Burası doğal bir plaj, doğal bir liman. Burası kesinlikle bozma ve kaçak, bunların kalkması lazım burası. Herkes gene yaptı, kaçak burası. Bu adam otelci savunuyor, mendirek savunuyor. Neyi savunuyorsun kardeşim mendirek? Abi tartışmaya burada girmiyor. Mendirek sen neyi savunuyorsun? Taner'e gidip de sen Taner'e ne diyorsun? 20 tane ben ikna ederim. İkna edemezsin kardeşim, burada hiçbir otelci buna razı. İmza vermişler. Şimdi burada bir dakika. Abi. Bir dakika. Buraya mendirek. Karşıyız bu mendirek otelci olarak. Buraya mendirek olmaz. Burası doğal bir liman burası. 50 küsür tane imzadan bahsettiniz. Şurada 3 kişisiniz. Buradaki durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Herkesin bir korkusu var. Herkes gidiyor bilmem ne. Belediyede bir şeysi varsa, şusu busu varsa. Verir misin? Bir dakika göstereyim. Dur. Benim imzam da var burada. Onu da göstermek istiyorum. Şimdi ama gidip Tolaman Otel'in de burada. Şimdi benim de bakın, burada imzam var. Burada mendirek atılırsa buraya. Tolaman Otel ablam
imzayı attı. Toplamda ben de vardı. Buraya bak. Baksana arkadaşlar. Mendirek yüzen buraya, mendirek. Ha. Buraya. Yüzen onu mendirek de olsun. Onu farklı yerden o mendireğin üstüne gelir. Hepsi liman bağlarını, bir şey bağlarlar buraya. Tekne bağlarını. Burası 300 kapasite, 500 kapasite gel. Bu böyle geldi burası. Ben doğduğum günden bu yana buradayım ve bu limanda ne olduğunu bu yerde biliyorum burada. Çin, bak şimdi, kardeşim, şöyle, burada kardeşim burada denize girilmiyor. Yani burada tamam. Sen ne kilo oynuyorsun? Hiçbir burada, şey anca gidersin benim. 50-60 tane olması da aslında siz fantomla bir gelsin. 50-60 tanesi gelecek merak etmeyin. Tamam mı? Bir gelsinler, dört tanesini getirsinler deniz yoluyla. Ben 50-60 değil, ben 1000 kişiyi de getireceğim, tamam mı? 1000 kişiyi de getireceğim. 50-60 da değil, 1000 kişiyle buraya geleceğim. Ama bu mühürle. Duydunuz mu? Bu mühürle. Bu Otelciler Derneği mühürüyle hep beraber burada denize sahip çıkacağız. Turizme sahip çıkacağız. Başka turizm yok. Lütfen bu çağrıyı lütfen duyurun. Tamam abi, çok teşekkür ederim. Tamam, çok teşekkürler. Yanındayım, şöyle aldım. Evet, enteresan imzalar var. Hoş olsun. Tamam. Ben biliyorum ne söyledim kamera. Tamam, bitti. Tamam, güzel. Kamera ne olduğunu biliyorum. Kamera gidiyor, ikna ediyor. Kamera diyor ki 20 ben otelciye ikna ederim. Sen kim ikna ettirsin ya? Bir ponton bağlamak demek oraya, bir ponton bağlamak demek oraya, bir rıhtım demek ki 300'ler tekne demek burada. Hepsi kaçak oldu zaten bundan buradan. Aynen. Benim ne kaçağım var, ne sıçağım otelde başkası gibi. Kimsenin tamam, gidikten kaçak sıçak bir şey yapmadım başka birileri gibi. Tamam. Gidin bakarsınız orada. Varsa da gelsinler. Tamam hadi. Hepsi neyse hadi. Hadi tamam hadi. Çok iyi. Oldu yarın kalktı gidecek kimse sen geldi. Ya Tuyu'dan geldi. Yazı geldi Tuyu'dan. Anladın mı? Ben müdahale edemezsiniz. Yani sen bunu söyle. Yani neyse. Yazı geldi. Müşteri denize al müdür burada. Bok topluyor denizden müdür. Teknelerden gelen bok. Tamam. Senin otelin önüne geliyor bok. Yağ geliyor. Aslında, daha neyi savunuyorsun? Aslında hepimizin derdi aynı. Derdi aynı. Aynı şekilde. Abi tamam da daha neyi savunuyorlar ya? Başına niye yanlış? Çok keyifsiz bir diyaloğa doğru gitti. Giriyorlar herkes. CHP diye. Tamam, hay hay gidiyorlar herkes. Dursun abi iftar tamam. Tamam abi. Engin abi sen de şey tamam abi tamam hadi ya. Hepimizin davası bu. Hepimizin davası. Hiç şey geçmişe dönmeyelim artık ya. Ya zaten bundan dolayı Bodrum böyle gidiyor. Hep beraber sahipleneceğiz. Ya koskoca genç arkadaşımız geldi, sen de büyük abimizsin, hep beraber yapacağız. Ya lütfen, birbirimize sevmek zorundayız, saymak zorundayız. Çünkü başka birbirimizde kimse yok. Böyle olunca da böyle birbirimize dalga kıran olacak. Hakkın helal et yani. Ama ne helali ya, ne helali. Tamam abi. Kaçak yaklaşmak bir şey yok. Yani sonuçta bir sonuca varacağız. Giriş. Evet, enteresan iddialar tabii bir yandan da havada uçuştu. Evet, bir başka denizci kardeşimiz, aynı zamanda meclis üyemiz. Evet. Deniz Atkanber, hararetli bir diyaloğun ortasında kendini öldü. Aynen. Şimdi karadaki sorunlar neyse. Evet, hem karada hem denizde. Hem karada sorunlarımız var, hem denizde sorunlarımız var. Şöyle çevirelim, mikrofonu çok rüzgar var size doğru. Nasıl, biliyorsunuz işte kaçak yapılaşma karada varsa... Denizde de kaçak yapılaşma var haliyle. Tabii bu ihtiyaç Bodrum biliyorsunuz küçük bir yarımada ve herkes tekne almaya çalışıyor ya da İstanbul'dan motor yatını alıp gelip burada bağlamaya çalışıyor veya biliyorsunuz burası sörfle alınan bir plajdır. Burada da Alarga'da bir sürü tekne oluyor. Maalesef tabii biraz karmaşa oldu ama haklılar. Yani limanın daha fazla büyümemesi gerekiyor ki çok büyüdü ve altyapı eksikleri var. Biliyorsun mavi kart olayı ciddi sıkıntı. Yani 15 günde bir yapılmıyor. Hayır. Yani şeyle atık su teknesi geliyor 15 günde bir. Fakat kimse yani ona yetişemez. Yani bir gün gelip de burada teknelerin şeyi deniz kirleniyor açıkçası. Bu anlamda da yani otelciler, ben de otelciyim, ben de otelciyim. Denizin kirlenmesini kimse istemez. Halde aslında tepki bu. Denizin kirlenmemesi. Yani nasıl içinden çıkarız artık belediyemizde. Bak
Nasıl konuşuyor? Belediye ayağısınız aynı aynen zamanda. Aynen Denizci, öyle. Karacı, belediye ayağı. Evet. Hepsi size evet. Toplanıyor. Çözüm sizde. Çözeceğiz inşallah. Hadi tamam. Bakalım. Kolaylıklar. Teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili Bodrum gündem takipçileri, yani iddialar. Tabii bu işin belediye tarafından nasıl bir cevap gelecek? Burası gerçekten dalga kıran amaçlı mı yapılıyor? Bu konuyla ilgili denizden sorumlu diğer birimlerle görüş alışverişi yapıldı mı? Nasıl ilerlenecek bu aşamada? Bulunduğumuz yer neresi? Bites. Bites sahil burası. Hemen ucu gösterelim. Orada bahsi geçen dalga kıran ve tekne yanaşma alanı var. Ama biz yazın size de ara ara göstereceğiz. Şu gördüğünüz bütün açık alanlar açık marina şeklinde hizmet verecek. Çünkü gelip hem yer bulamayanlar hem fiyatı pahalı bulanlar gelecekler oralarda. Ne yapacaklar? Demir atacaklar. Belediye eliyle bu daha uygulanabilir bir hale getirilir mi? Bu yapılırken denizin, çevrenin önemi, güzelliği, korunması ne kadar dikkate alınır? Onların hepsinin sorusunu biz sizler vasıtasıyla, Bodrum Gündem vasıtasıyla iletmiş olalım. Bodrum Belediyesi'nin söz hakkı doğmuştur. İlgili tüm birimlerin, başta belediye başkanı olmak üzere tüm birimlerin söz hakkı doğmuştur. Kendilerinden gelecek olan her türlü cevabı yine kanalımızdan, Bodrum Gündem'in web sitesinden, sosyal medyasından sizlerle paylaşacağız. Esnaf kendi içinde de sıkıntı yaşadı burada. Hüseyin Cem Köylü, belediye meclis üyesi, üyesi Cumhuriyet Halk Partisi. Kendisinin de imzası var. Özellikle gösterdi biraz önce bize. Burayla ilgili yapılan sisteme karşı doğru yol alınması adına aslında kendisinin de imzası var. Bilimsel olarak okullarımızdan gelsinler, burayı araştırsınlar. Doğru olan ne ise bilimin eşiğinde, ışığında, doğru olan neyse biz ona göre hareket edelim hep beraber. Öncelikle tabii ki denizimizi, çevremizi koruyalım. Turizm de sürdürülebilir yapalım söyleminde cümleler kullandı. Evet. Biz de yayınımızı buradan, güzelim Bites sahilinden sona erdiriyoruz. Ben Çiçek Yaman Bozoğlu. Daha güzel haberlerde, çevreci haberlerde birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.